Merhaba, videolarımı Instagram'da story olarak paylaşabilmem için Instagram hesabımın 10.000 takipçiye ulaşması gerekiyormuş. 10.000 takipçiye ulaştığımda story'de kaydır özelliği geliyor. Kanaldaki yeni videolardan daha hızlı haberdar olmak için Instagram hesabımı takip ederek destek olabilirsiniz. Instagram hesabımın linkini açıklama ve yorum kısmında bulabilirsiniz. Takipçi hikayeleri. Başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Geçen sene Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Dara köyünde gerçekleşmiş bir cin vakasıdır. Biz bu köye iki oğlum ve ben birlikte gitmiştik. Bir müddet kalacaktık. Fakat bir takım haberler duyuyordum Dara köyü ile ilgili. Köy cinlerle doluymuş ve o köyde eski tarihi yerler var. Söylentilere aldırış etmedik. Ailemle beraber köye gittik. Eşyalarımızı yerleştirdik. Akşam olmuş, hava iyice kararmıştı. Ben ve iki oğlum o tarihi yerlere gitmek, dolaşmak istedik. Yola koyulduk. Yolda giderken bir baktık ki kambur bir adam bize durun işareti yapıyor. Biz de durmadık, korkmuştuk. Zaten o köyle ilgili bayağı bir söylenti vardı. İstemeden de olsa biraz ürperdik. Her neyse, yola devam ettik. Belli bir süre sonra aynı adam yine yolun kenarında el sallıyordu bize. Durun diyordu. Ama bu imkansızdı. Biz o adamı geçeli 10 dakika olmuştu ve o adam birden yine karşımıza çıkmıştı. Yine durmadık. Bu sefer öyle bir korkmuştuk ki bir an o tarihi yerlere bile gitmemeye karar vermiştik. 18 yaşındaki oğlum, "Korkmayın baba. Allah dilemediği sürece bize bir şey yapamazlar." deyip bizi sakinleştirmeye çalışıyordu. Yola biraz daha devam ederken o adam yine aniden karşımıza çıktı. Yolun kenarına baktık. Aman Allah'ım, kambur adam doğrulmuş bize doğru geliyor. Oğlum Mervan, "Durun baba, siz arabada kalın, ben konuşurum." diyordu. Fakat buna müsaade edemezdim. 57 yaşında bir adamım ama o gece öyle bir korkmuş ve şaşkına dönmüştüm ki kelimelerle ifade edemem. Oğlum Mervan'ın cesaretine hayran kalmıştım ama müsaade edemezdim. Biz yola devam ediyorduk. O adam yine karşımıza çıktı. En sonunda oğlum aşağıya indi ve selam verdi. Adam birden oğluma doğru koşar adımlarla hızlıca yürüdü. Oğlumun besmele çektiğini duydum. Adam birden dizlerinin üstüne çöktü ve bağırmaya başladı. Arabayı süren oğlum şoktaydı. Konuşamıyordu bile. İçimizde bir tek Mervan sakin kalabiliyordu. Ama onu sakin kılan bir şey vardı ki o da Allah'a olan bağlılığı ve muhabbetiydi. Her neyse, adam diz çöktü ve ağlamaya başladı. Oğlum arabaya bindi ve nihayet o tarihi yere vardık. Olayın etkisinden çıkamadık. Hiçbirimiz arabadan inmeye cesaret edemiyorduk. Oğlum Mervan dışında hiçbirimiz korkudan yürüyemiyorduk. Ayaklarımız yerden kesiliyordu. Kalbimiz hızla çarpıyordu. Mervan ise sanki bütün bu olanları yaşamamış gibi gayet sakindi. Sürekli "La ilahe illallah, la ilahe illallah" deyip duruyordu. Gözlerini açıp kapıyordu. Ona bakıyordu. Yüzünden nur akıyordu. Öyle ona bakarken sanki o dağlardan büyük bir kayanın yere çarpmasına benzer bir ses geldi. Çok şiddetli ve rahatsız edici bir sesti. Büyük oğlum sinirden bağırmaya ve küfretmeye başladı. Mervan abisine, "Allah seni namazla şereflendirsin. Allah'ı zikretmek yerine neden küfre kapılıyorsun?" diyordu. Sonra büyük oğlum durdu. Mervan kayalıklardan aşağıya doğru indi. Onu yalnız bırakmamak için biz de onunla beraber indik. O bizden önce indiği için birdenbire durdu. Korkmuştuk. Tam onun neden öyle durduğunu çözmeye çalışırken etrafını simsiyah dumanlar çepeçevre sardı. Normal bir şey değildi. Bir ateşin dumanına benzemiyordu. Birdenbire Mervan'ın o dumanlar arasında bağırarak cin suresini okumaya başladığını duydum. Korkudan dilim tutulmuştu. Ne konuşabiliyor ne de yardım edebiliyordum. Sonra bir baktım ki duman dağılmaya başladı. Oğlum o dumanın arasından gelerek elini omzuma koydu. "Korkma baba, Allah bizimle beraberdir." dedi. Yürüdük. Sanki geldiğimiz yeri kaybetmiştik. Arabanın olduğu noktayı bulamıyorduk. Biz orada öylece dolaşırken ben ve diğer oğlum sanki kendimizde değilmişçesine oğlum Mervan'ı takip ediyorduk.
O dumanlar ise etrafımızda dönüp duruyordu. Birden etrafımızdan dönüp dolaşan duman durdu ve bir noktada toplandı. O dumanın arkasında bir şeyin hareket ettiğini görüyordum. Fakat başımı kaldıramıyordum korkudan. Birden o dumanın ardından tüm yol boyu karşımıza çıkan ve bizi korkutan o kambur adam çıktı ve şöyle seslendi. "Size durun demiştim," deyip gülüyordu. Birden oğlum Mervan bağırarak tekrar cin suresini okumaya başladı. Kambur adam "yapma" diye bağırıyor, başını karalıklara vuruyordu. Oğlumun birden bize seslendiğini duydum. "Korkmayın baba, kendisinden korkunmaya layık olan bir tek Allah'tır," diyordu ve sureyi tekrar tekrar okuyordu. En sonunda kafasını kayalıklara vuran adam oğluma dönüp baktı. Oğluma baktığında adamın yüzünü görünce hepimiz kusmaya başladık. Büyük oğlum bağırdı, yardım istedi. Kambur adam Mervan'a "ne olursunuz sizi arabanıza götüreceğim ve size karışmamalarını söyleyeceğim ama yeter ki sen sus," diyordu. Oğlum ise "sen bu bütün dediklerini yapmadığın sürece ben susmam," diyordu ve dua okumaya devam ediyordu. "Adam beni takip edin," dedi ve adam önde, Mervan arkasında. Biz de Mervan'ın arkasından yürüyorduk. Adam bizi arabamızın olduğu yere götürdü. Mervan'a "inandığın Allah'ın adı için bir daha buraya uğrama," deyip feryat ediyordu. Kafasını kayalıklara vuruyordu. Birdenbire o dumanlar tekrar belirdi. "Kambur adam, rahat bırakın onları. Gidin, helak olup küle dönmemizi mi istiyorsunuz?" diyordu. Elini bir havaya, bir aşağıya indirerek onları kovuyordu. Birdenbire rahatsız edici yüksek bir sesle "gidin" diye bağırdı. "Gidin" derken karanlığın derinliklerine doğru gidip gözden kayboldu. Oğlum "hadi binin baba," dedi. Ben korkudan ve geçirdiğim şoktan bir adım bile atamıyordum. Oğlum Mervan bizi tek tek arabaya bindirip direksiyonun başına geçti ve arabayı kullandı. Yol boyu Kur'an'dan ayetler okudu. Nihayet bulunduğumuz mahalleye gelmiştik. Ben ve diğer oğlum hala şoktaydık. Mervan arabadan indirdi bizi. Sonra eve geçtik. Gece yarısı uyuduk. Ben ve diğer oğlum sanki aynı kabusu görmüşçesine çığlık atarak uyandık. Mervan hemen bulunduğumuz odaya koştu. Biz uyuduktan sonra Mervan o gece teheccüd namazına kalkmıştı. Birden "ne oldu baba, ne oldu abi?" diye seslendi bize. Kalkıp ona sarıldık. Bizi sakinleştirmeye çalışıyordu fakat biz sakinleşmeyince bizi hastaneye götürdü. Tam bir senedir psikolojik destek aldık. Gerek tıbbi açıdan olsun, gerek dini açıdan. Allah'a şükür şu an iyiyiz. Eskiden namaz kılmıyor, Kur'an okumayı bilmemize rağmen okumuyorduk. Nihayet tövbemizi ettik ve tamamen artık Rabbimize yöneldik. O günden sonra bir daha böyle bir şey yaşamadık. O olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra oğluma şu soruyu sordum. "Oğlum, biz korkudan deliye dönerken sana bir şey olmuyordu," diye sordum. Bana "Rabbim bizimle beraberdi baba. O yüzden hiç korkmadım," diyerek tebessüm etti. "Şunu unutma baba, korkulmaya layık olan yalnızca Allah'tır," dedi ve sustu. O günden sonra en ufak bir olay yaşamadık, hamdolsun. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Facebook sayfamın linkini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.